2011 yani cumartesi günü 14 ve 16 saatleri arası EBSU 6. kat meclis salonunda gerçekleştirilecek imza günü. Aynı zamanda konuk da olacak yardımcı doçent, konuk olarak gelecek yardımcı doçent doktor Ali Volkan Aydemir. Lütfi'yi Anlamak isimli kitap imzalanacak. Çok güzel bir söyleşi söz konusu olacak. Evet. Muhakkak herkesin yine katılması da gerekiyor. Kitapla ilgili notlar vardı. Tamam. Şimdi hani demin dil konusundan bahsediyorduk. Pierre Loti İstanbul'a da geliyor. Orada da işte bir aşk yaşıyor. Daha sonra Japonya'ya gidiyor. Orada Krizantem, Madame Krizantem ile evleniyor. Yalnız bu Madame Krizantem ile birlikte olan ilişkisi biraz dil sorununa takılıyor. Hı hı. Kendini fazla yani yine yalnız hissediyor kendini iletişime geçemediği için Japonya'da ve Türkiye'deki sandal gezintilerini ve oradaki ortamı biraz özlüyor. Şimdi Volkan hocamız tabii bütün bunları çok daha güzel bir şekilde anlatacaktır ve kendisi Kyoto'da da doktorasını yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını yaptığı için çok keyifli bir kitap. Zaten başladığınız anda sonuna doğru geliyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani soluk kalmadan okuyorsunuz. Ben de yani uzun süreden beri bir kitabı ilk defa başından sonuna hızlı bir şekilde bitirdim. Hep böyle başlayıp ortasında kalan kitaplarım vardı. Bu uzun bir aradan sonra başlayıp hızlı bir şekilde bitirdim ender kitaplardan. Evet. Onun için yarın saat 14-16 saatlerinde EBSU'nun 6. katında meclis salonunda bütün İzmirlileri davet ediyoruz. İmza günü ve söyleşi kaçırmamamız gereken etkinliklerden bir tanesi. Şimdi maalesef bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Nasıl başladı, nasıl bitti ben bugün programı anlamadım. Çok düzgün konuşamasam da bugün geldik bir birlikteliğimizin sonuna. Son olarak çok kısa bir şekilde ekran karşısındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani bu Japon kültürü bence zaten çoğu İzmirli için sevilen bir şey. Ve onlar da buradaki etkinliklere dahil olmak istedikleri anda dahil olabiliyorlar. Bunun için ekstra bir şeye gerek yok. Yani sadece merak ediyorlarsa ya da şimdi merak etmişlerse gelsinler. Koizm'le ilgili Dikap'taki etkinliklerini muhakkak katılsınlar. Anlatmak olmuyor zaten. Gelsinler, baksınlar. Bir ziyaret etsinler, sonrasında vazgeçemeyecekler. Maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bari Japonca veda et. Yukarı. Ben yapamadım, sen yap bari. Veda mı ya da arigato gozaimashita mı? Evet, işte ben öyle söyleyeyim. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Sohbetiniz biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Arigato gozaimashita. Evet, değerli izleyenler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte gündeme dair farklı konularla bir arada olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu günler diliyorum.